arkadaşlar, ben Behlül Metin. Size Üsküp hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. Osmanlı uzun yıllar Balkanlarda hakimiyetini sürdürmüş ve en önemli şehirlerinden bir tanesi de Makedonya'nın başkenti Üsküp. Şehirde Osmanlı'nın kültürel yapısını ortadan kaldırmak için Osmanlı eserlerinin yan taraflarına yeni binalar yapılmış Makedon tarzında. Fakat buna rağmen şehrin her tarafında bir Osmanlı eseri görebilmek mümkün. Bir kısmı Tika tarafından tamir edilmiş. İsterseniz gelin bu Osmanlı şehrini beraber gezelim. Osmanlı akıncılar tarafından 1371 yılında fethedilen Üsküp 650 sene Osmanlı hakimiyetinde kalmış ve şehirde her tarafta Osmanlı eserleri var. Gazi Baba Üsküp'ü fetheden akıncılardan, fakat mezarı depremde yıkılıyor ve tren istasyonu şehir 61 depreminde büyük hasar görüyor. Urfai Tekkesi ve bahçesinde bir Osmanlı mezarlığı var. Şehrin her tarafında Osmanlı eserleri ve sanki Üsküp adeta Türkiye'den bir parça. Ve Osmanlı'ya ait askeri binayı görüyorsunuz ve tarihe meydan okuyan Osmanlı eseri Taş Köprü. Taş Köprü 4. Murat tarafından yaptırılıyor, fakat daha sonra Fatih Sultan Mehmet tarafından genişletiliyor. Makedonlar ise Taş Köprü'nün Roma döneminden kaldığını iddia ediyorlar. Tabii bunlar gerçeği yansıtmıyor. Hemen karşısına kendilerine ait bir heykel dikmişler ve köprünün Osmanlı kimliğini inkar etmek istiyorlar, fakat bu gerçekleri yansıtmıyor tabii ki. Taş Köprü'de ezan vakti yoldan geçenlerin namaz kılması için bir namazgah yapılmış. Fakat bu namazgah daha sonra Makedonlar tarafından yıktırılıyor. Amaç şehrin ve köprünün Müslüman kimliğini ortadan kaldırmak. Fakat daha sonra Tika'nın ve Türkiye'nin girişimleriyle bu mihrap tekrardan inşa ediliyor. Fakat inşa edilirken mimari özelliğine çok dikkat edilmiyor. Dikkat ederseniz bakın, şu taşlar, geçişler farklı farklı ve hemen sırıtıyor. Ve hemen arka tarafında Makedonlar tarafından yapılmış Makedon mimarisine uygun bir bina var. Ve buradan da şu amaçlanıyor. Yani şehrin Osmanlı kimliğini ortadan kaldırmak. Daha ileride de bir kilise görüyorsunuz. Ve bunlar tabii bu bölgeye sonradan dikilen yapılar. Amaç belli. Hani Osmanlı kimliğini yok saymak ve 650 sene İslami bir kimliğe sahip olan Üsküp'e Hristiyan bir hava kazandırmak. Ve karşı tarafta Vodna Dağı'na büyük bir haç dikilmiş Avrupa AB'nin yardımıyla ve geceleri de aynı zamanda bu haç ışıklandırılıyor ve şehirde yaşayan Müslümanlar üzerinde burası Hristiyan bir şehirdir diyerek psikolojik bir baskı ortamı yaratılmaya çalışılıyor. Fakat Aliye İzzat Begoviç'in bir sözü var. Aynı şeyi bunlar Bosna'da da yaptılar. Haçları nereye dikerseniz dikin, dağlara dikin, tepelere dikin. Fakat en yüksek yere dikseniz dahi yine de onun tepesinde bir hilal olacak diyor. Ve şehirde son dönemde yapılan kiliseler, Roma, Makedon tarzındaki mimari eserler, Makedon büyüklerine ait
heykeller. Burada tabii kültürlerin savaşı sürüyor ve Osmanlı kültürü ortadan kaldırılmaya çalışıyor. Bu arada tabii bir Makedon düğüne denk geldik. Burası bir müze, aynı zamanda düğünler de burada yapılıyor. Şehrin en işlek meydanı, yan tarafta da Yahudi Soykırım Müzesi var ve davul zurna eşliğinde gelin damat salona giriyorlar. Tabii şehir ikiye bölmüş vaziyette. Müslüman halkın, Arnavutların yaşadığı eski Üsküp ve karşı tarafta ise beton binalardan oluşan yeni Üsküp. Fakat tabii eski Üsküp bize daha sevimli geliyor. Çünkü çarşılara dolaştığınız zaman bizden bir parça gibi Arnavut halkı giyim eşyası satan bir mağaza görüyorsunuz. Ve Arnavut halk oyunları. Onlar da kendi kültürlerini yaşatıyorlar. Şehirde Osmanlı'ya baş kaldıran Alexander adlı isyancının heykeli dikilmiş. Amaç sırf Osmanlı düşmanlığı ve Müslüman Arnavutları Osmanlı'ya karşı düşman etmek. Ülkede yaşayan %4 Türk azınlığa hitap eden Tefeyyüs adlı bir okul var ve Tefeyyüs okulunda Türkiye'den gelen hocalar ve Türk hocalar Türk azınlığa Türkçe dersi veriyorlar. Şehrin her tarafında Osmanlı'dan kalan miras, Osmanlı camileri, eserler var. Bunlar Tika tarafından tamir ediliyor. Ve Osmanlı mezarlığında dolaşırken Türkiye'den gelen bir ziyaretçiyle karşılaşıyoruz. Ve kendisine ne yaptığını soruyoruz. O da bizim sorularımızı cevaplayarak bize bilgi veriyor. Evet. Burası benim Türkiye'den Üsküp'e göç eden dedelerimin mezarı. Kaç yüz sene evvel gelmişler? 500 yılında. Gelmişler. Buraları fethetmişler. Daha sonra. Mezarları şu an ziyarete geldi. Şimdi bu mezarlarda senin dedelerin mi yatıyor? Evet. Neler hissediyorsun yüzyıllar sonra? Bilmeyi geldik görmeye. Senin akrabaların, ailen buradan mı Türkiye'ye geldiler? Evet, buradan gelmişler. Peki herhalde onların ruhlarına bir Fatiha dua okudun. Evet. Ve şehirde çok sayıda Osmanlı eseri var. Bir Osmanlı hamamını görüyorsunuz. Şu anda sanat galerisi olarak kullanılıyor. Ve tarihi taş köprü. Şehrin sembolü. Her ne kadar Roma tarzı eserlerle gölgede bırakılmaya çalışılsa da ve burası da tarihi çarşısı. Daha çok Müslüman Arnavut esnaf var. Burası da bit pazarı ve bit pazarında aynı zamanda her an Türkçe konuşmalar da duyabilirsiniz. Ve Üsküp'ün tarihi saat kulesi. Osmanlı döneminde insanlar bu saat kulesine bakaraktan zamanı öğrenirlermiş. Bu sokaklar bizden bir parça gibi ve camilerdeki Osmanlı kitabeler ve camide namaz kılan Müslüman halk. Burası Üsküp. Ezan sesleri her taraftan yankılanıyor. Vakit namazında Üsküp Arasta Camii. Namaz çıkışında
camiden dağılan cemaatle konuşuyoruz ve Türkçeyi iyi konuşan Arnavut bir kardeşimiz bizim Türkiye'den geldiğimizi duyunca çok seviniyor ve sorularımıza cevap veriyor. Osmanlı. Üsküp'te bildiğiniz gibi 128 cami varmış. Sonra kaça düşmüş ondan şu anda? Sonra ya 28-30 cami civarında. Kaldı yani. Diğerleri 100 tane bir yıkılmış şey, biraz mı? Biraz depremden, biraz komünizm zamanında normalde evet. Komünizm her şeyi yıkmış. Ama şimdi Allah'a şükür evet. Yerlilerden yardım, Türkiye'den yardım gelen, dış yardımlardan gelenlerle Türkiye'nin yardımı, yeni camiler evet. kurup yapıyoruz. Evet, güzel. Allah'a şükür yine yüzden yukarı cami inşallah yapacağız inşallah. İnşallah, inşallah. İnşallah. Yani Üsküp'ün Müslüman kimliği devam edecek diyorsunuz. Üsküp'ün zaten Üsküp'te fazlası Arnavut olan %99'u Müslüman. Müslüman evet, evet, evet. Herkes dinini, Allah'ını seviyor. Tabii yok, camiler dolu burada gördüğüm kadarıyla yani. Yani evet, öğle namazına, Allah razı olsun. Evet. Kalırsanız görürsünüz ki yok, evet. En az 7-8 saf. Oh, çok iyi, çok iyi. Namaz Bit Pazar'dan, çarşıdan gelen evet. herkes buraya geliyor. Her yerde nerede Türk bayrağı varsa bizim bildiğimiz tek Türk Türkiye İslam devleti olarak biliyoruz. Evet. Zaten neredeyse Türk bayrağı çok dar sürekli derse, camilere evet camilere yardımlar yardım her bizim camiye Türkiye'den bu, halıları evet şu an Üsküp İshak Bey yani. Camii'ndeyiz. Evet. Türkiye'den gelen yardımlarla evet ve burada ve birçok yerde. Üsküp hakkında detaylı bilgi edinmek isterseniz lütfen aşağıdaki linke tıklayarak Üsküp hakkındaki detaylı yazımızı okuyunuz.